Bütün dünyayı etkisi altına alan beyin enfeksiyonu Cordyceps diye başlayan bütün hikayelerde aslında kaotik bir sonu dinleriz, okuruz ya da oynarız. Fakat salgının ilk günü diyebileceğimiz bir nokta vardır ki her şeyin başladığı Last of Us'ı Last of Us yapan detaylar da bugün de gizlidir. Her ne kadar dizide Endonezya temelli bir anlatımdan söz edilse de oyundaki anlatısına ve dahası geliştirici Naughty Dog'un bu konu hakkında yaptıklarına da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Lafı uzatmadan konuya girecek olursak salgının ilk gününe Eylül 2000 13'e gidiyoruz. Uncle Tommy? Hello? Birçok insan için günler önceki günün aynısı olarak geçiyordu. Sabah insanlar sıcak yataklarından kalkmış, kimisi işine doğru yola çıkmış, kimisi okuluna çoktan varmış, kimisi ise belki de sabah sporunu yapmak için ayakkabısını bağlamaktaydı. İnsan felaketle yüzleşmediği sürece onun kendisini dokunacağını tahmin etmiyor, daha doğrusu bunu kendine yediremiyordu. Cordyceps salgını için de durum aynıydı. Bir çeşit salgın olduğu haberleri duyulmuş ama gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerek başka ekiplerin bunu çözeceği düşünülmüştü. Tabii işler insanların arzuladığı gibi gitmeyecek, hatta tüm felaket senaryolarını devede tırnak bırakacak cinsten yapacaktı. O gün 26 Eylül 2013'tü. Cordyceps gazetelerde yazılanlara bakılırsa Güney Amerika'da satılan küflü ürünlerle birlikte insanları enfekte etmeye başlamış, kendini iyi hissetmeyen hastalanan insanlar da hastanelerin yolunu tutmuştu. Ve kaos Güney Amerika'dan önce Orta Amerika'ya, ardından süzüle süzüle Amerika'ya doğru gelmiş, nihayet koca kıtayı etkisi altına alabilmişti. Hastanelere gelen enfekteler neyin ne olduğunun farkında olmadan geliyor, kalabalık içinse katiyen çözüm üretilemiyordu. Hastalığın ilk günü hastanelerde adım atılacak yer yoktu. Hikayenin devamında ülkeler teker teker hastalığı ulusal sorun olarak görmeye başladılar ve olağanüstü hal ilan ettiler. Ordu ve türlü kuvvet derhal sahalara indi. İlk anda yapabilecekleri şeyleri yaptılar. Kentlerin içine insanların kaçabilecekleri sığınaklar oluşturdular ve olabildiğince yolları kapatıp barikatlar inşa ettiler. Radyolar bu güvenli yerlerin koordinatlarını sürekli insanlara söylüyor, uluslar olabildiğince insanın hayatını kurtarmaya çalışıyordu. Tabii koca bir felaketin ortasında kalmış radyo ağları ne yazık ki fazla tutunamayacak, kısa sürede yayından istemeden de olsa kalkacaktı. İşte tam o anlar hastaneler Last of Us aleminde koşucular olarak adlandırılan enfektelerinin üretildiği yer haline gelmişti. Kendini iyi hissetmeyenlerin doluştuğu hastaneler resmen koşucuları kusuyordu. Ve ilk büyük kayıplar hastanelerde yaşandı. Önce hastaneyi karıştıran, ardından sokaklara fırlayan koşucular, zaten alt üst olmuş trafikteki insanlara saldırmaya, kaçma ümidi olanları ise umutsuzluğa sürüklemeye başladılar. Ortalık çığlık sesleri patlamalarla inliyor, kan gövdeye götürüyordu. Sokaklara çıkanlar sokaktakilere musallat oluyor, binalarda kalanlarsa daha büyük sorunlara, patlamalara sebep oluyorlardı. Böyle bir koşulda itfaiyenin çalışması mümkün olmadığından salgının ilk günü birçok bina yanmış, yangın sıçrayabileceği yere kadar sıçramıştı. İş o kadar çığırından çıkmıştı ki kentin türlü noktasına kurulan barikatlar yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış, polis ve ordu kentin göbeğine kurdukları sığınaklara kadar gerilemişti. Yüksek nüfuslu yerleşkelerde bunlar olurken kırsalda durum biraz daha hafifti. Başrollerimiz Joel ve Sarah'ın yaşadığı Austin'de birçok kişi olayların ayırdığına dahi varamadan radyodan yayınlanan koordinatlardaki sığınaklara doğru yola çıkmış. Joel ve Sarah da bunlardan biri olacaktı ki Austin'in bilinen ilk enfektesi karşılarına çıktı. Rahmetlinin adı Jimmy Cooper'dı. Hızlı bir son geldi kendisi için ve belki en iyisi bu oldu. Jimmy, I am warning you. Ardından olanları herhalde herkes biliyor. Joel kızını kaybediyor ve onlarca yılın ardından Ellie ile olan hikayesi başlıyor. Tabii hikaye dışında Naughty Dog'un dokunuşlarından da bahsetmek gerekir. Misalen salgının ilk gününe ithafen oyunun geliştiricilerinden Mark Richard 14 Haziran'da çıkan oyun için Joel'in doğum gününü Outbreak'te etiketiyle 26 Eylül'de kutlamıştır. Yine aynı gün Naughty Dog oyunculardan Outbreak'te etiketini kullanarak tweet atmalarını istemiş ve retweetleyerek bugünü kutlamışlardı. Dahası yapımcılar oyunun alternatif sonlarından biri olarak gördükleri, tabii biraz da ironik bakışlarını yansıtan bir videoda yayınlamışlardı. Naughty Dog 26 Eylül'ü unutmadı ve ikinci oyunun duyurusunu salgının ilk gününden 2 gün önce 24 Eylül 2019'da yaptı. 26 Eylül'de ise basın günü düzenlendi ve oyuncular oynanabilir demolara ulaşabildiler. Görüldüğü gibi 26 Eylül Last of Us için epey önemli bir tarih. Muhtemelen şu an spekülasyondan ibaret olsa da sonraki oyuna dair duyurular da bu tarihlerde gelecektir. Belki de gelmez. Sonuçta bunu Naughty Dog'un kendisi bilir. Biz nereden bilelim, değil mi?
Neyse, lafı çok uzatmaya gerek yok. Normalde ilk çekeceğim video salgının ilk günü videosuydu. Araya başka videolar girdi. Bu video sarktı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Öyleyse kanala maddi olarak destek olan üyelerimize ve izleyicilerimize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.